Merhaba efendim, İçer gündemindesiniz, İçer TV'desiniz, İçer FM'de de sizlerle birlikteyiz. İçer TV ile eş zamanlı olarak Mersin'de yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Tabii bugün Mersin'in önemli bir konuğu var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Mersin'de değerli seyirciler. Tabii Sayın Akşener 2 gün boyunca Mersin'de olacak ve 2 gün boyunca bugün ve yarın Mersin'de bir dizi programlara katılacak. Kendisi değerli seyirciler Mersin'e gelirken Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la birlikte geldi. Kendisi Mersin kent merkezine girişte otobanda karşılandı değerli seyirciler. Ve kendisi bugün ilk ziyaretini Mersin İYİ Parti İl Başkanlığı'nı yaparak gerçekleştirecek. İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Sonrasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı makamı ziyaret edecek. Mersin Kongre ve Sergi Sarayı'nda partililerle bir araya gelecek Meral Akşener bugün. Ve bugünkü programı İçer TV'den ayrıntılarıyla ekranlarınıza canlı olarak gelecek. Yarın da Sayın Akşener programına Silifke İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek başlayacak İYİ Parti'nin. Sonrasında Silifke'de esnaflarla, vatandaşlarla bir araya gelecek. Eğer hava müsait olursa Silifke caddelerinde, sokaklarında yürüyerek vatandaşları selamlayacak kendisi. Daha sonra Erdemli'ye geçecek. Erdemli'de ilçe başkanlığı ziyareti sonrasında yine Erdemlililerle çarşı pazarda bir araya gelecek kendisi. Yarın son programını da Tarsus ilçesine yapacak. Tarsus'ta yine ilçe başkanlığını ziyaret edecek ve vatandaşların sorunlarını dinleyecek, taleplerini dinleyecek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener değerli seyirciler ve kendisinin birazdan da Mersin programı başlayacak. İçer TV'de ekranlarınıza canlı olarak gelecek diyelim. Şimdi tabii Mersin'deki diğer gelişmelere devam edelim. Tabii Sayın Akşener Mersin'e geliyor. Neden? Yerel seçimlere yönelik çalışmalar kapsamında Mersin'e geliyor. İYİ Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın ve ilçe belediye başkanlarının kampanyalarına destek vermek amacıyla geliyor kendileri. Tabii diğer partilerin adayları da çalışmalarını sıkı bir şekilde devam ettiriyorlar. Cumhur İttifakı'nın adayı, Büyükşehir adayı Hamit Tuna da seçim gezilerini, ziyaretlerini sürdürüyor. Hamit Tuna son olarak Bozyazı ve Anamur ilçelerini ziyaret etti. Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Bozyazı ve Anamur'da vatandaşlarla buluştu. Anamur ziyareti öncesinde Silifke Taşucu'ndaki seçim ofisini ziyaret eden Başkan Tuna, Silifke ve Aydıncık Yolu güzergahı üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla da görüşerek taleplerini dinledi. Bozyazı ilçesi Gözce'de AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Hamit Tuna, konvoy eşliğinde gerçekleştirilen şehir turu sonrasında Cumhur İttifakı Bozyazı Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinkaya, il ve ilçe teşkilatları ve partilerin katılımıyla Bozyazı ilçesindeki seçim bürosunun açılışını yaptı. Hamit Tuna, Bozyazı ziyareti sonrasında Anamur ilçesindeki seçim bürosunun açılışını da vatandaşların katılımıyla gerçekleştirdi. Her şeyde mütevaziyiz ama projecilikte mütevazi değiliz. Üretken, parasını çarçur etmeyen, israfçı değil, insaflı belediyecilik anlayışıyla 15 yıldır bizi herkes bilir. Hakikaten bu özelliğimizde, bu var olan dereleri, demin Hidayet Başkan ifade etti, suyla ilgili. Bu devirde çamurlu su içilir mi? Anamur'u bu depten kurtaracağız. Bunun sözünü buradan veriyoruz. Başkan Tuna, MHP Aydıncık ilçe teşkilatıyla Erdemli Kız Kalesi'ndeki seçim ofisini de ziyaret etti.
Şimdi efendim Türkiye'de hala konuşuluyor sebze meyve fiyatları. Ama tabii ki Türkiye genelinde sebze meyve fiyatlarında istenilen düzeyde olmasa da bir düşüş yaşanmaya başladı. Bunun nedeni de tabii ki başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bazı şehirlerde tanzim satış mağazalarının açılması ve vatandaşa ucuz, makul fiyat seviyesinden sebzelerin, meyvelerin satılıyor olması. Ayrıca tabii ki tanzim satış mağazaları internet üzerinden de satış yapmaya başladılar. PTT kargoyla Türkiye'nin dört bir tarafına alışveriş yapan vatandaşların aldıkları ürünler ulaştırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada artık sadece sebze meyve değil fahiş fiyatta satılan diğer ürünler de tanzim satış mağazalarında satılmaya başlanacak. Tanzim satış mağazaları eğer fiyatlar makul seviyeye düşerse işte o zaman faaliyetine son verecek açıklamasını yapmıştı efendim. Tabii fiyatların özellikle de sebze meyve fiyatlarının yüksek olmasından her zaman hal esnafı, haldeki komisyoncular sorumlu tutuldu. Komisyoncular buna tepki gösterdi. Geçen gün Hal Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman'ın yapmış olduğu açıklamayı ekranlarınıza getirmiştik. Bugün de Mersin Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen açıklama yaptı. Fiyatların yüksek olması bizden kaynaklanmıyor dedi. Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, sebze ve meyvedeki yüksek fiyatların komisyoncularla bir ilgisinin bulunmadığını savundu. İstanbul ve Ankara'da farklı noktalara kurulan tanzim satış alanlarında üreticiden alınan sebze ve meyveler uygun fiyatlara tüketiciye satılırken, fiyat artışlarından sorumlu tutulan hal esnafı ise sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını savunuyor. Türkiye'nin en önemli hallerinden birisi olan Mersin halindeki son durumu değerlendiren Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, kesinlikle fiyatların yükselmesi bizden kaynaklı değildir, dedi. Kesinlikle fiyatların yükselmesi bizden kaynaklı değil. Bizler halde üreticiler namı hesabına çalışan temsilcileriyiz. Biz üreticinin ürününü borsa görevi gören hallerde değerlendirip %8 komisyonumuzu kesip geri kalanı üreticinin hesabına yatırıyoruz. Yani %8'lik bir komisyon o da ürünün kendi içinde satış rakamının içinden alınan bir rakam üzerine konmuyor. Yani burada hallerde ürünlerin yükselmesi mümkün değil. Biz şiddetle bunu reddediyoruz. Halde denetim sürekli var. Belediyece denetleniyor. Yer yer zaman zaman maliyece sık sık denetleniyor. Bir haftaya yakındır da müfettişlerimiz burada, misafirlerimiz. Denetim var sürekli. Arz ediyor denetimler. Haller güçlendirilmeli. Çünkü haller borsa görevi görüyor. Bir ürünün gerçek değerini bulabilmesi için hallere gelmesi lazım. Burada arz talep dengesi sağlanır. Oluşacak fiyat doğru fiyattır. Artı bir ikincisi, marketlere kar marjı getirilmeli, keyfiyete dayalı fiyat uygulamalarına son verilmeli. Çünkü herkes çok kazanmak ister. İçel gündemi devam ediyor. İçel TV'de ve İçel FM'de, İçel TV'nin sosyal medya hesaplarında da canlı olarak ekranlarınıza geliyoruz. Sıradaki haberimizi izleyelim. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın 31 Mart yerel seçimleri öncesi 5 Aralık 2018 tarihinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi üyeleri, meclis üyeleri, üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Mersin Başkanından Ne İstiyor konulu arama konferansının sonuç bildirgesi açıklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan'ın açıkladığı sonuçlar, Mersin'in yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Bu sonuçları bir rapor halinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına sunacakları bilgisini veren Kızıltan, bu çerçevede 26 Şubat tarihinde CHP Büyükşehir adayı Vahap Seçer'i, 28 Şubat tarihinde İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ı, 5 Mart tarihinde de Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna'yı odada konuk edeceklerini söyledi. Arama konferansında yönetim ve yöneticilerle işbirliği,
ulaşım, kentsel dönüşüm ve altyapı, eğitim ve insan, sosyal sorunlara çözümler olmak üzere 5 temel alan ve 5 temel konu başlığının ortaya çıktığını belirten Kızıltan, bu alanlarda öne çıkan en çok dile getirilen ortak tespit ve önerileri aktardı. Kızıltan, yönetim, yöneticiler ve işbirliği alanında master planlarının hazırlanması ve uygulanması, sivil toplum kuruluşları, üniversite, ortak akıl işbirliği kuruluşları oluşturulması, tarım, turizm, sanayi, lojistik gibi stratejik sektörlerin desteklenmesi, kentsel, Ar-Ge ve inovasyona önem verilmesi, tasarımcılarla, yatırımcılarla ilişkilerin güçlendirilmesi taleplerinin öne çıktığını bildirdi. Arama konferansında Mersin'in nasıl bir belediye başkanı istediğinin de ortaya çıktığını belirten Kızıltan sözlerine şöyle devam etti. Benim başkanım nasıl olmalı? Benim başkanım Mersin'i Mersin'le birlikte yöneten, kadrosu en az kendisi kadar yetkin olan, liyakat sahibi olan, kendisi ve kadrosu ulaşılabilir olan, Mersin'i ulusal ve uluslararası alanda aktif olarak temsil edebilen, bilgili, ilgili, işini takip eden, ilkeli ve dürüst, adil, cesur, yenilikçi, güzel projeler tasarlayan ve uygulayan olmalıdır. Mersin, dürüst, şeffaf, kolay erişilebilir bir başkan istiyor. Mersin, partizanlık yapmadan, herkese eşit mesafede duran, dürüst, kentin bütününü kucaklayan, insanı merkeze alan, Mersin sevdalısı bir başkan istiyor. Umarım bu çalışmanın sonuçlarına kulak verilir. Çünkü bu, tüm Mersin'in ortak sesidir, dedi. Şimdi efendim Mersin'e devam ediyoruz. Türkiye'ye de birazdan geçeceğiz. Kısa kısa cümlelerle değineceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Anamurlu Hasan Kuş anısına Anamur'da hatıra ormanı kuruldu. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de şehit olan Piyade Assubay Üstçavuş Hasan Kuş'un adını Anamur'da Hatıra Ormanı'nda yaşatıyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'nce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında 10 Şubat 2018 tarihinde şehit olan Piyade Assubay Üstçavuş Hasan Kuş adına Hatıra Ormanı oluşturuldu. Şehit Kuş için okunan mevlidin ardından Akine Mahallesi'nde tesis edilen Hatıra Ormanı'nda fidan dikim töreni yapıldı. Törene şehit Hasan Kuş'un ailesiyle Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katılarak yüzlerce fidan dikti. Gülnar'ın Ilısu köyünde, ki Gülnar şehir merkezine 55 kilometre uzaklıkta, bir vatandaşın evinin bulunduğu arazide çatlaklar oluştu. 40 santim genişliğinde. Jandarmaya haber verildi. Jandarma evi hemen boşaltın dedi. Mersin'in Gülnar ilçesine 55 kilometre uzaklıktaki Ilısu mahallesinde Mehmet Top isimli vatandaşın evinin bulunduğu arazide ilçede yaşanan aşırı yağışlar sonrasında 40 santimetre eninde metrelerce çatlak oluştu. Durumun jandarmaya bildirilmesi sonrasında bölgede inceleme yapan ekipler, Mehmet Top ve oğlunun evinin bulunduğu binaya çok yaklaşan çatlaklar nedeniyle binanın boşaltılmasını istedi. Geceyi akrabalarında geçiren Top ailesi, AFAD ekiplerinin gelerek özel cihazlarla toprak kayması riskini araştırmasını beklerken, bir yandan da yağmaya devam eden yağmurda evlerinin heyelan nedeniyle yıkılması riskinin tedirginliğini yaşıyor. Spora da değinelim. Sporcu, engelli sporcu, yüzmeci, yelkenci Miray Ulaş Mersin'e 5 madalya getirdi. Bedensel engelli S9 kategorisi yüzme yarışlarında birçok şampiyonluğu bulunan Mersinli genç yüzücü Miray Ulaş, Aksaray'da yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 3 birincilik, 2 ikincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Miray, Aksaray'da yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 ve 100 metre serbest stille, 100 metre sırt üstünde birincilik, 200 metre karışıkla, 400 metre serbestte ise ikincilik kazandı.
Şimdi efendim son dakika gelişmeleri var. Onlara da değinelim. Mersin'de yine bir kadın cinayeti işlendi değerli seyirciler. Toroslar ilçesinde, Toroslar mahallesinde oturan 43 yaşındaki Nilüfer Kaya, okuldan dönen küçük çocuğu tarafından evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Ve polisin yapmış olduğu ilk denetimde Nilüfer Kaya'nın kolundaki 5 bileziğin olmadığı belirlendi ve kapı komşusunun da yeğeniyle birlikte ortada olmadığı belirlendi. Hemen kapı komşusundan şüphe duydu polis ekipleri ve o iki kişiyi, yetişkin genç yaşlardaki o iki kişiyi Tarsus'ta buldu. Ve bu iki kişi bilezikleri için 43 yaşındaki Nilüfer Kaya'yı bıçakla öldürdüklerini, bilezikleri kuyumcuda bozdurduklarını ve parayı da harcadıklarını, eğlenerek harcadıklarını dile getirdiler. Bu iki caninin sorgusu sona erdi. Adliyeye sevk ediliyorlar değerli seyirciler. Üzücü bir olay. Nilüfer Kaya'ya Allah'tan rahmet diliyoruz ve ailesine, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz efendim. Yine bir kadın cinayeti ve üzücü, çok üzücü. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de son dakikalarda yaşanan gelişmeler nelerdir? Hatırlanacağı üzere İstanbul'da 2 gün önce yine bir helikopterimiz düştü. Çekmeköy'de, İstanbul'da düşmüştü bu helikopter. Hani hatırlayacaksınız, o 8 katlı binanın çöktüğü mahallede, o bölgede helikopterimiz düşmüştü ve 4 askerimiz de şehit olmuştu. Bu kazayla ilgili olarak o helikopterin bağlı olduğu 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın komutanı görevden alındı. Değerli seyirciler, Genelkurmay'ın emriyle başka bir göreve verildi. Düşen helikopterin bağlı olduğu komutan görevden alındı ve başka bir göreve tayin edildi. Bu bir son dakika gelişmesi. Yine işsizlikle ilgili bir açıklama var İşkur'dan. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, kısa adıyla İşkur, Ocak ayında, 2019 yılının Ocak ayında işsiz sayısının resmi olarak 3.775.660 kişi olduğunu açıkladı. İşsizlerin %49'u erkek, %51'i ise kadın. %30'u işsizlerin %30'u ise 15 ile 24 yaş arasında değerli seyirciler. En çok kayıtlı işsizlerin mesleklerinde yapılan araştırmada ise 117.048 kişiyle satış danışmanı olarak mesleğini belirten kişiler ilk olarak birinci sırada işsiz. İkinci sırada büro memurları geliyor. Sayıları 112.546 kişi işsiz, büro memuru olarak. Üçüncü sırada garsonlar, servis elemanı geliyor. 63.667 kişi İşkur aracılığıyla iş arıyor Türkiye'de. Kayıtlı işsizlerin meslekleri arasında 23.132 hemşire ve 7.850 inşaat mühendisi de yer alıyor. Bakın işte bu rakamlar çok ciddi. Mesleği, diplomalı mesleği olan 23.132 hemşire işsiz ve diplomalı mesleği olan 7.850 inşaat mühendisi ülkemizde işsiz durumda şu anda. Ocak ayı itibariyle işsiz sayısı ülkemizde 3.775.660 kişi. Tabii bu resmi rakamlar. Şimdi efendim tekrar hatırlatalım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Mersin'de, yarın da Mersin'de bir dizi programlara katılacak. Yerel seçimlere yönelik Büyükşehir Belediye Başkan adayı İyi Parti'den mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a ve ilçe başkanlarına destek vermek amacıyla
bugün ve yarın Mersin'de. Takip ediyoruz kendisini. Sayın Meral Akşener'le ilgili gelişmeler İçel TV ekranlarında olacak. Bazı toplantıları da canlı olarak ekranlarınıza gelecek efendim. Şimdi yerel gazetelerimize geçelim. Yerel gazetelerden ilk olarak Çukurova'ya bakalım. Çukurova gazetesi otobüs firmalarına trafik uyarısı başlığını atıyor. Ayrıntısı şöyle: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan proje kapsamında Mersin'de de Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüs firma yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda şoförlerin ve servis elemanlarının daha fazla bilgiye sahip olması için çalışma yapılması, otobüslerin mekanik aksamlarının, elektrikli aksamlarının düzenli bir şekilde kontrolünün yapılmasına yönelik çalışmanın sürekli bir şekilde yapılması kararı alındı. Bu konuya yönelik olarak da ayrıntılar yer alıyor Çukurova gazetesinde. Çukurova'dan geldiğimizde İMC'ye, İMC tanzim satışı siyasi projedir başlığını atıyor. Tanzim satış noktalarının geçici bir çözüm olduğunu belirtiyor pazarcılar. Pazarcılar hiçbir belediye bu yükün altından kalkmaz başlığını atıyorlar. Ve şöyle diyor: Mersin'de salatalık değerli seyirciler 7 lira diyor gazete. Bakın görüyorsunuz, Mersin'de salatalık 7 lira, İstanbul'da salatalık 4 lira. Böyle bir etiket var. Tabii tanzim satışta bu yer alıyor. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla hayata geçirilen tanzim satış noktalarında salatalık fiyatı İstanbul'da 4 lira satışa sunulurken aynı ürün Mersin'de 7 liraya pazarlarda satılıyor. Tanzim satış noktalarının zararına satış yaptığını belirten pazarcı esnafı, hiçbir belediye bu masrafın altından kalkamaz, bu siyasi bir projedir diyerek görüşlerini belirtmişler efendim. Diğer bir gazetemiz Akdeniz ise diyor ki açık ara öndeyiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, Tarsus ilçesinde mahallelerde ziyaretlerde bulundu ve kendisinin partisiyle birlikte açık ara önde olduğunu, anketlerin bu sonucu ortaya koyduğunu belirtmiş değerli seyirciler. Ve 1994 yılından bu zamana belediyecilikte yapmış olduğu hizmetleri ayrıntılı bir şekilde ve Mersin'e kazandıracağı hizmetleri, projeleri bir kez daha Tarsuslulara anlattı diyor Akdeniz gazetesi Sayın Kocamaz için. Ve Mersin gazetesi ise diyor ki Mersin CHP'de son gelişmeler, 3 merkez ilçede ön seçim yapılacaktı başlığını atıyor. Ayrıntısına hemen gelelim. Mersin CHP'de Toroslar hariç tüm ilçelerde adayların belirlenmesinden sonra gözler meclis üyelerinin de listelerinin ilçe seçim kurullarına verileceği 19 Şubat 2019 pazartesi gününe çevrilmiş durumda. Önce 19 Ocak 2019 tarihinde 3 merkez ilçede ön seçim yapılacağı duyurulurken bugüne kadar yapılmaması örgüt tabanında sıkıntıya neden oldu diyor gazete ve Mersin CHP il ve ilçe örgütlerindeki huzursuzluğun ayrıntılarına yer veriyor Mersin gazetesi bugünkü sayısında. Ve Güney gazetesi ise şöyle diyor: toplanan 1000 imza meclise gönderildi. Sağlık emekçileri ek gösterge talebinden vazgeçmiyor. Mersin'de Sağlık Emekçileri Sendikası üyeleri 3600 ek gösterge haklarıyla ilgili topladıkları 1000 imzayı PTT aracılığıyla meclise gönderdiler diyor gazete ve konunun ayrıntılarına yer veriyor Güney gazetesi. Güney'den geçtik Haberci'ye. Haberci diyor ki idarecilere seçmeli ders baskısı. Eğitim İş Şube Başkanı Hakan Boyar, Mersin'de okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere dini içerikli derslerin seçimine ilişkin baskı yapıldığını iddia etti diyor gazete. Bu konunun ayrıntıları da gazetede yer alıyor Haberci'de. Diğer bir gazetemize geçiş yaptığımızda hakimiyet tedbirlerinizi alın diyor. Böyle bir başlık atıyor yine otobüs. Şehirler arası otobüslere yönelik olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü yol ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında otobüs firmalarını bir kez daha uyardı ve Mersin'de de Meşot'a gidilerek otobüs firmalarının yetkilileriyle bir kez daha uyarıcı görüşmeler yapıldı diyor Hakimiyet gazetesi efendim.
Yeni Güney gazetesi hobi olarak başladı, ilaçları bıraktı diyor ve bir yaşam öyküsüne yer veriyor. Mersin'de yaşayan emekli polis Zekeriya Şimşek, 3 ay önce hobi olarak başladığı tahta kaşık oyma işçiliğinin kendisine terapi gibi geldiğini belirtmiş. Ve bu konunun ayrıntılarına yer veriyor Yeni Güney gazetesi efendim. Yeni Güney ile yerel gazetelerdeki haber turumuzu sona erdirdik ve İçer Gündemi programını da sona erdiriyoruz. Bugün ayrıntılar İçer TV'nin sosyal medya hesaplarında sizlerle birlikte olacak. Bizde kalın, hoşça kalın efendim.